Sınır bölgesinde sel olmuş. Bu mazgallar yarmış sel. Tomrukların hepsi gitmiş. Tabii bunlar sonuçta envantere giren sayısı hesap verildi. Onun işletme müdürüne bildirecek. Tabii tesis tam çalışmıyor. Zar zor anlaşıyorlar. Kısaca özetlemiş. Yağlıdere taştı. Mazgal ağzını açtı. Tomruklar denize kaçtı. Müdüre not gönderiyor. O zaman yol yok. Yol yok. Zaten orman teşkilatının, işletme şefliklerinin, işletme müdürlüklerinin, hatta bölge müdürlüklerinin sınırları bizim il ilçe mülki hudut sınırına uymaz. Sebebi şudur. Hangi su, tepeye düşen bir damla su, yağmur suyu, hangi tarafa akıyorsa orası o bölgenin sınırları içerisindedir. Tabii. Mesela Çakrak, Tohumluk, Alucan'ın toprağıdır ama Yağlıdere Esbi işletmesine bağlıdır. Sebep şu, oradan dereye attığın tomruk Yağlıdere'den Esbi'den gelir. Dolayısıyla mesela Ekindere dereli toprağıdır ama Yağlıdere Esbi işletme sınırları içerisindedir. Akar bakar hem bizim havza sistemimiz hem de bunun çıkış noktası dere nakliyatında tomruklar karışmaması için, orman envanteri karışmaması için bu tür bir teşkilat yapısına sahip olmuşuz. Sonra da onu bozmamışız. Dolayısıyla dere yüksek değilken sonbaharda kesim yapılır, tomruklanır, dereye atılır. Ama binlerce tomruk düşünelim. Baharda su yükseldiğinde bu dereden akıtılır. Dere çoğunu kendisi getirir, bazı yerlerde kilitlenir. Bu tomrukların akmasını destekleyecek özel timler vardır. Bunlar yüksek köylerden dereye girerler, erzaklar yanındadır, bir daha dönmezler çünkü. Dere boyunca inerler aşağı, tıkanan takılan tomruk varsa onu manila sistemiyle çıkarmaya çalışırlar. Eğer çok kilitlenme çoksa dinamitle bile açtıkları oluyor bu kilitlenen noktalara. Çünkü o kilitleme devam ederse arkasını baraj yapıyor ve sellere sebep olmuştur. Sonra bu tomrukla böyle yine akıyor. Bizim gidin bulanacak Pazar Suyu deposu hemen Pazar Suyu deresinin denize döküldüğü yerde depomuz vardır. Giresun'da şu an Aksu Şenlikleri'nin yapıldığı yer, şu an o 7 Mayıs yani 20 Mayıs'a denk gelen eski tarihle 7 Mayıs Şenlikleri'nin yapıldığı yer bizim depomuzdu. Aksu Deresi'nin Karadeniz'de döküldüğü yer. Esbiye'de yine Yağlıdere'nin denize döküldüğü noktada depomuz var. Şeyde de Gelivara'nın, Esbiye'nin öbür deresi, Gelivara'nın döküldüğü yerde depomuz var. Burada depoda da işçiler var. Yani ormanda kesim işçilerimiz var. Bu nakliyeti sağlayan işçilerimiz var. Ve derenin denize döküldüğü yerde biliyorsunuz orada su da meyilden dolayı meyil düzleştiği için akış hızı azalır. Orada da tabii kuma demir kazıklar çakılmıştır, mazgal yapılmıştır. Tomruklar denize gitmesin diye. Buradan tomruklar insan gücüyle karaya çekilir. Karada bu tomruklar taslim edilir. Tomruk, maden direği, tel direği olarak taslim edilir. Taslim edilen bu tomruklar bu derede taşlara vura vura tomrukların başları şey olmuş. Nasıl söyleyeyim? Misvak gibi anladım. Liflenmiş olur. Bu lifli haliyle satılmaz bu.
Onun için depoda da bu el testereleriyle bir kesim ekibi var. Tomruk başı kesilir. Tomruk başından işte 20-30 santim kısmı tekrar kesilir. Tomruk biraz küçülür ama onlar da ziyan olmaz. Ya işletme müdürlüğünün kaliferinde yakılır veya sobasında yakılır ya da onlar ihaleyle odun olarak piyasaya satılır. Dolayısıyla tomruğa bir işlem daha yapılır. Çünkü 60 kilometre, 80 kilometre yukarıdan ormanlardan dere nakliyatı yoluyla geldiği için vura vura o başları pörsümüş oluyor tomruğun. Dolayısıyla orada bir de kesim ekibi var aşağıda. Ola ki o mazgalın kaçırması, yani dere belki mazgal açacak şekilde çok yükseldiği zaman bahar aylarında karların erimesiyle tomruklar denize kaçarsa da yine o zaman yaşayan meslektaş büyüklerimizin ifade ettiğine göre kayıkla o kaçan tomrukların da halat yardımıyla toparlanıp yine depoya getirildiği, böylece o zararının da oluşmaması için böyle bir çalışma yapıldığı da söylenir. Bizim Esbi işletmesinde Çaycı Süleyman abimiz vardır. İlk işi onun işe girerken tomruk başı kesmekle, çift taraflı el testeresiyle evet. Testere bilerleme hizmetçi eğitimi sene 60'lı yıllar, 62. Biraz da 1839 yılında başlıyor ormancılık teşkilatı diyelim. Daha eskisi de var. Ormancılık mevzuatı ile ilgili Fatih'in fermanları var. Hatta daha sonra mesela şöyle bir fermana ulaştım ben. Tabii savaşlar oluyor. Muhacirler var. Muhacirler Ordu'nun Akkuş ilçesine yerleştirilmişiz. Gelen muhacirler gerek tarlaşmak için gerek ev falan yapmak için ormana zarar vermeye başlamışlar. O zaman İstanbul'dan yine bir ferman yayınlanmış. Bu Akkuş'a yerleştirilen göçmenlerin ormana çok zarar vermesi nedeniyle o bölgeden tahliyesini içeren bir ferman yayınlanmış. Yani ormana zarar verirse tabii ben seni buraya yerleştirmem diyor. Böyle bir şey var. Ben ormana göre, 1917 yılında ilk ormanlı planlı ormancılığa geçiyoruz. 1917 yılı. 1917 yılı hepinizin malumu Birinci Dünya Savaşı'nın son yılları. İşte 1918 bitiyor. 1917 yılında Sakarya'da ilk orman amanajma planı yapıyor meslektaşlarımız. Osmanlı dönemi askerin bulunmadığı, İstanbul'da tıbbiyelilerin savaş meydanlarına sevk edildiği bir zaman. 1917 yılında İlk amanajman planını yapıyoruz. Sonra 1962 yılında birinci ve ikinci 5 yıllık kalkınma planları yapılıyor. 1972'ye kadar olan bölgede. Her kurum kendi faaliyet alanına göre Türkiye'nin tamamını planlasın diyorlar. Bu görev Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin tamamının eksiksiz planlayan ilk kurum Orman Genel Müdürlüğü oluyor. 1972 yılında planları bitiriyoruz. Ondan sonra da her 10 yılda bir orman planlarımız, amanajman planlarımızı yeniliyoruz. Yeni orman artışları orada belirleniyor. Gençleştirme sahaları, üretim sahaları, diğer fonksiyonlar, sosyal, hidrolojik fonksiyonlar orada belirleniyor. Şu an fonksiyonlara göre planlar yapıyoruz. Oksijen üretimini, karbon hesaplamalarına dikkat ederek bu planları yapıyoruz. Ama o zamanlar biraz daha zor şartlarda kamp kuruluyor. Amacım heyeti kamp kuruyor ormana. Öyle çalışıyor. İşte atlarla dolaşıyor. Yol yok. Bu dere nakliyatı da oradan çıktı. Sonra 1982 seçimde, 83 seçimlerinde, 80 darbesinden sonra ilk genel seçimler değil de ondan sonraki mahalli seçimlerde o zamanlarda hiç bilgisayar kullanılmamış. Yüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu oyların tasnifinde ilk kez birleştirilmesinde bilgisayar kullanmayı düşünüyor. O zaman araştırıyorlar. Demek ki en iyi bilgisayar Orman Genel Müdürlüğü'nün bilgisayarıydı. İlk mali seçimlerde o zaman tabii dev boyutlarda bir bilgisayar kartlıdır muhtemelen. Orman Genel Müdürlüğü bilgisayarına TRT veya Yüksek Seçim Kurulu birlikte kullanıyorlar. Bir haftada o zaman seçim sonuçları ortaya çıkarken o bilgisayarla yine 2-3 günde, bugünkü gibi 2-3 saatte değil ama 2-3 günde bilgisayar yardımıyla seçim sonuçlarını Orman Genel Müdürlüğü bilgisayarlarında cem ediyorlar. Onunla ilgili TRT'nin Orman Genel Müdürlüğü'ne o zamanki tarihte yazmış teşekkür belgesi var. Bilgisayarlarınızı kullandık. Bunu niye anlatıyorsunuz diyeceksiniz. O günden bugün orman yangınlarının önlenmesi ve yangın çıkış tespitlerini hızlı yapabilme adına insansız kuleler kullanırken şimdi İHA kullanıyoruz. Geçen sene ilk kez askeriye dışında Türkiye'de İHA kullanan kuruluş Orman Genel Müdürlüğü. Bu sene onu 3'e çıkarıyoruz. Yangın bölgesi olan Tekirdağ'dan Hatay'a kadar olan bütün Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin tamamı anlık taranacak ve bundan elde edilen veriler anlık bizim yangın hareket merkezine iletiliyor. Sadece orman yangınları değil, orada kaçak kesim, ormanla aşma, yerleştirme suçlarını da tespit etme imkanı var. Ayrıca kasıtlı orman yangını çıkaran kişilerin de tespit edilebilmesi noktasında teknoloji kullanıyoruz. Arkadaşlar, bölge müdürümüz ve ekibi şimdi bu arşivleri çeşitli işletmelerde dağılmış durumda bu. Çoğu Giresun Bölge Müdürlüğü işletmenin arşivinde. Tabii bunları toparlayabilmek için tozun içine girmek gerekiyor. Tozlu rafları karıştırmak gerekiyor. Ve şu albümü bulmuşlar. Çok güzel o zaman basılmış. Böyle iple ciltlenmiş. Ve 1945 yılında ismi Elle. Giresun Devlet Orman İşletmesi. O zaman Bölge Müdürlüğü değil Giresun. İşletme Müdürlüğü Devlet Orman İşletmesi albümü 45 yılında. Bu albüm ve bunun dışında elde edilen işte şu fotoğraflarla birlikte işte şunlar var. İşte hepsini derleyip bir de ilginç üzerinde 1946 Müdür Huri Azvak Gelevara Deresi'nde Esve Gelevara. Bu da denize açılan kısmı. Şurası da herhalde Gülburnu'dur. Şu, 1945 yılında dere nakliyeti şeklinde de olsa bu ormanlardan ülkenin ihtiyacı, toplumun ihtiyacı adına planlı orman işletmeciliği yapılmış. Ve o günden sonra da planlı orman işletmeciliği yapılmış. Üretim yapılmış. Ama ormanlarımız geri gitmemiş. Ormanlarını artıran bir ülkeyiz. Son 20 yılda %27'den %29'a orman varlığını çıkaran, burada dünyada en çok artıran 4. ülkeyiz. Dolayısıyla bu konuda ormanlarımız azalmıyor. Hem bozuk ormanlardan verimli ormanlara dönüş var. Burada da %58'lerdeyiz. Eskiden bu %50-50 bandındaydı. Verimli ormanımız artıyor. Hem de alan olarak ormanlarımız artıyor. Burada önemli olan Orman Teşkilatı, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Umum Müdürlüğü eski ismi, Orman Genel Müdürlüğü, zamanında teşkilatlar da işte Devlet Orman İşletmesi olarak, şimdi Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü olmuş, eski Orman Bölge Müdürlüğü baş müdürlüktü. Eskiden daha zor şartlarda çalışmış. Biz şimdiki imkanları, araç, gereç, teknoloji imkanlarını kullandıkça onların ne kadar sıkıntılı bir süreçte bu hizmetleri yaptıklarını görüyoruz. Ama hep ormanları korumuşuz. Bu teşkilat ormanları korumuş. Ve bundan sonraki nesillerde bu ormanları yok etmeden, tahrip etmeden, işgal edilmesine fırsat vermeden bu ormanları gelecek nesillere aktaracağız. Bu emaneti torunlarımıza aktaracağız. Belki şu an 70 yıl olmuş yaklaşık. 76 yıl sonra bizim bugün İHA kullanıyoruz, bugünkü teknolojilerimizi 76 yıl sonra diyecekler ki ya bu 2021 yılında
Ya nostaljik bir şey olarak anacaklar bizi. Ya ne kadar geri teknolojiler varmış falan diyecekler ama biz o çağda iyi düşmüşler de diyebilirler belki. Genelde. Bugünün en iyi teknolojisini kullanan bir teşkilatız. Bizden sonra da bu teknoloji ve bilimi fena kullanan bir teşkilat olarak devam edeceğiz. FAO bizi teşkil ediyor. Fransa'ya gittik. Fransa Kalkınma Ajansı biz size bu konuda söyleyeceğimiz bir şey yok. Siz bizden çok iyisiniz diyor. Orman yangınlarında çok başarılı bir teşkilatımız var. İklim değişikliğine, küresel ısınmaya rağmen çok başarılı bir teşkilatımız var. Teknik bilgi birikimi var. Hala o bir futbol takımı gibi, bir kolej takımı gibi çalışıyoruz. Herkes birbirini sever. Bir aile bütünlüğü vardır. Yoksa bu işler başka türlü başarılamaz. Dolayısıyla ben mesela şimdi izinli olarak memlekete geldim ama Giresun Orman Bölge Müdürü sabah 7.30'da beni evden aldı. Bu çalışma işi buraya getirdi. İzinde de olsanız, düğününüz, bayramınız da olsa, teşkilata ihtiyacı varsa bu ihtiyaç için o özel hayatınızı bir kenara bırakıp gelebiliyorsunuz. Bunu başka teşkilatlarda görmek çok kolay değil ama orman teşkilatında böyle bir yapı var. Ayrıca bizim eskiden telefon hatlarımız var. O eski teknolojiyle o PTT işte veya Türk Telekom'un Türkiye'nin tamamının bir iletişim sistemi kurmadan önce Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi telefon hatları var. Sistemden ayrı. Kendi santrallarımız var. Karadoğa'yla, Ekindere'yle, Tohumluk'la, Yağlıdere'yle, oradaki depolarımızda, sınır deposuyla bu telefon hatlarımızla iletişim kuruyoruz. Hat tamamen bizim, santraller bizim, çevirmeli tabii, manyetörlü sistem. Bizim hat bakım işçilerimiz vardı. Ben SBA'de 1996 yılında başladığımda hala o hat bakım işçilerinden bir grup vardı. Karadoğa Şefliği'nin hattı duruyordu. O telleri, kışın kopan telleri o hat boyunca yürürlerdi. Sadece derin nakliyatçılar yürümüyordu bu hatta. Onlar da yürürlerdi Karadoğa'ya kadar. Hat boyunca kışın rüzgardan veya kardan, fırtınadan kopmuş olan hatları onarırlardı. Telefon iletişimi sağlanırdı. Ayrıca bizim Ekindire Çakrak'taki, Akpınar'daki, Akpınar köyündeki ve Karadoğu'daki yazlık bölge dediğimiz ama elektriğin olmadığı buralarda teşkilat o zaman oradaki elektrik ihtiyacını sağlamak için oradaki derelere dinamolar kurmak, mini HES'ler kurmak şekliyle oradaki bizim şeflik binamızın elektriğini kendileri sağlamışlardı. Ben tabii şevle başladığımda Ekindere'deki çalışmıyordu ama vardı. Ama Karadoğu'daki çalışıyordu. Tabii bir şeyden, travmadan geçmediği için böyle zaman zaman elektrik gelip gidiyordu. Siyah beyaz televizyondan bizim teşkilat Dünya Kupası maçlarını bu dereden sağladığımız elektrikle çalışan televizyonlardan siyah beyaz olarak izlemişlerdir. O zaman en önemli sosyal etkinliklerden birisi. Hatta bizim şu an bir meslektaş büyüğümüz var. Ekindere'nin ilk şehirlerinden. O bildiğimiz çatal antenler vardı. O zaman çanak anten yok. Gençler bilmezler. Alüminyum çatal antenler vardı. O antenden TRT çok iyi çekmediği için Ekindere'de 150 metre yukarıda bir tepeye hat döşeyerek, anten hattı döşeyerek 150 metre yukarıya anteni koyup oradan çevirerek çektim çekmedim mi, çalışıyor çalışmıyor mu diye ayarlayıp tabii bir rüzgar çıkınca 150 metre yukarıya anteni düzeltmeye de elemanlar gidip geliyor tabii. Bu tür imkanlar sağlanmış.